Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz Elefon'un PX modeli. Biliyorsunuz ülkemizde pek çok Çinli üretici bulunuyor. Bunlardan sonuncusu ise Elefon oldu. Elefon arkadaşlar Arena Bilgisayar distribütörlüğünde ülkemize giriş yaptı. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Yani kurumsal olarak gelmiş değiller. Zaten bu firma hani Çinli olmasına karşın öyle çok bilinen bir firma değil. Dolayısıyla hani ismini ilk defa duymuş olmanız da çok böyle absürt bir durum değil arkadaşlar. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Gelelim ülkemize gelen ilk Elefon modellerinden biri olan PX'e. Aslında bu telefon yeni çıkmadı. Bu telefon 2018 yılına ait bir model. Fakat Elefon ülkemize yeni geldiği için bu modeli de ülkemizde yeni satışa sundu. Bunu size hemen incelememizin başında belirtelim arkadaşlar. Telefonun incelemesine geçecek olursak ilk olarak tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Burada Elefon bir tam ekran tasarımını kullanmış ve tam ekran tasarımının yanı sıra bir pop-up kameramız bulunuyor. Genellikle bu fiyatlara biz pop-up kamera görmeye pek alışkın değiliz arkadaşlar. Ki bu telefonun fiyatı hali hazırda 1800-1900 Türk liraları civarında. Tabi pop-up kamerayı buraya koymak telefonu çok iyi yapmıyor. Günün sonunda bir kamera, bir teknik özellikler gerçeği bulunuyor. Neyse tasarımımıza devam edelim. Alt tarafta Type-C girişimiz bulunuyor. Bu Type-C'nin sağ ve sol kısmında hoparlörler mevcut. Telefonu şöyle tuttuğunuzda arkadaşlar sağ kısımda ses açıp kapatma ve power tuşu, sol kısımda ise sim kart yuvasını görüyoruz. 3,5 milimlik kablolu kulak girişi ise bu telefonda bulunmuyor ki bu da aslında bu fiyatlara telefonlarda görmeye alışık olduğumuz bir özellik. Nedense Elefon bu özelliği telefonuna koymamış. Muhtemelen maliyetten ötürü olabilir. Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Teknik özellikler deyince şimdi tam ekran falan dışarıdan telefona bakınca Allah için böyle hani telefonda böyle aman aman bir hava seziniyorsunuz. Yani arkada böyle üçlü ana kamera görünümünde ikili ana kamera, parmak izi okuyucusu, parıl parıl parlayan, parmak izini tuttuğunuz anda alan, kopyalayan bir yüzey. Dolayısıyla böyle şık bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. Tabi biraz kalın olduğunu da söyleyebiliriz telefonun. Neyse. Tabi bu kalınlık pop-up kameradan ötürü de olabilir. Çünkü telefonun bataryası öyle aman aman bir batarya değil. Bu telefonda 3300 mAh'lık bir batarya var. Lakin yine de kalın. Herhalde o pop-up kamera koydukları için diyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Bu telefonun içerisinde MediaTek MT6763 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 2 sene öncesinin Yonga seti. Dolayısıyla performans tarafında bizlere zorluklar yaşatabiliyor. Ne gibi zorluklar? Telefonunuzu da açarken böyle o jenerik ekranı geldiğinde bir donma kasılma hissediyorsunuz zaten. Ki açıldığında da hani menüler arasında geçiş yaparken bir donmanın olduğunu, bir kasılmanın olduğunu fark ediyorsunuz. Zaten böyle PUBG oynarken biz bunu da test ettik. Uzun süreli oyunlarda özellikle kasma yaptığını söyleyebilirim. Zaten telefon cayır cayır ısınıyor. Bunu da hemen size yeri gelmişken belirtelim. Tabii bunda yaz aylarında olmamızın etkisi de olabilir. Lakin bu telefonun böyle bir fiyat performans telefonu olmanın uzağında olduğunu söyleyebilirim size. Bu Yonga setini arkadaşlar 4 GB'lık RAM ve 64 GB'lık dahili depolama eşlik ediyor. Az önce de belirttiğim üzere 3300 mAh'lık de bir pilimiz mevcut. RAM ve dahili depolama alanının günümüz standart doğrultusunda olduğunu söylemek mümkün. Lakin pilin 3300 mAh olması gerçekten biraz absürt. Çünkü günümüzde artık ortalama dediğimizde 4000 mAh ve üzeri piller geliyor aklımıza. Hatta pek çok üreticinin artık orta segment modellerinde dahi 5000 mAh'e varan piller kullandığını söyleyebiliriz. Hatta öyle ki arkadaşlar Samsung falan artık 6000 mAh'li biliyorsunuz M31 modeli gibi modeller çıkartıyor. Önümüzdeki günlerde belki 7000-8000 mAh'li telefonlar göreceğiz. Fakat burada şimdi 3300 mAh'lik bir pil bu telefona olmamış ki bu telefonda az önce de belirttiğim gibi MediaTek tabanlı bir Yonga seti var. Bu Yonga setinin biliyorsunuz güç tüketimi konusunda zaten problemleri vardı. Dolayısıyla bu telefonda da şarj biraz normale oranla çabuk bitiyor. Yani günü bazen çıkaramayabilirsiniz. Bunu size baştan belirteyim. Gelelim telefonumuzun ekranına arkadaşlar. Elefon bu modelinde 1080x2340 piksellik 6.53 inçlik Full HD IPS bir panel tercih etmiş. Bu panelin IPS olması bizim için normal. Çünkü 2000 lira altına satılan bir telefonda zaten AMOLED ekranı olmasını beklemiyorduk biz. Fakat hani renkler canlı mı diye soracak olursanız evet canlı. Yani ben paneli açıkçası başarılı bulduğumu söyleyebilirim size. Lakin dediğim gibi işte biraz böyle Yonga setinden de kaynaklı bir durum da olabilir bu. Gecikme var panelde. Yani yenileme hızı çok yüksek değil.
Dolayısıyla böyle hani menüler arasında bile geçiş yaparken böyle takılmalar, donmalar, kasmalar hissediyorsunuz gibi oluyor. Bunu size tekrardan belirtmiş olayım. Gelelim kamera kurulumuna. Bu telefonda arkadaşlar arka kısımda dikey olarak konumlandırılmış, üçlü gibi gözüken ikili bir ana kamera modülümüz mevcut. 16 megapiksellik ana kameraya 2 megapiksellik bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta da yine 16 megapiksellik bir pop-up kameramız mevcut. Hatta o pop-up kamerayı da hemen şöyle açalım. Şöyle açılıyor ve kapanıyor. Öyle çok bir animasyonu, bir numarası yok. Normal açılıp kapanan bir pop-up kameramız mevcut. Dediğim gibi 16 megapikseli 2 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu çağda 16'ya 2 megapiksellik ana kamera mı kaldı diye düşünebilirsiniz. Ama başta belirttiğim gibi arkadaşlar bu zaten bu çağın telefonu değil. Bu telefon 2018'de yayınlanmış, ülkemize yeni gelmiş bir model. Dolayısıyla bu telefonu alırken 2018 yılında çıkmış bir telefonu satın aldığınızda unutmamanızı tavsiye ediyorum. Gelelim telefonumuzun kamera performansına. Biz bu telefonla birkaç tane ofisimizin balkonundan fotoğraflar çektik. Dilerseniz şimdi bu fotoğraflarla sizleri baş başa bırakayım. Evet, telefonumuzun fotoğraf kalitesi bu şekilde. Tabii çok bir şey beklememek gerekiyor ama açıkçası 2000 liralara varan bir fiyat ödüyorsam üzerine biraz daha koyup çok daha kaliteli bir telefon alınabilir diye düşünüyorum ben. Peki telefonumuzun ön kamerasıyla çekilen fotoğraflar nasıl? Dilerseniz şimdi bir de ön kamerayla çektiğimiz fotoğraflarla sizi baş başa bırakalım. Ardından ana kamerayla ve ön kamerayla çektiğimiz videoları izleyelim. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu Elephone PX'in ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamerasıyla yapmış olduğunuz çekimde karşınıza çıkacak olan ses ve görüntü performansı bu şekilde olacak. Evet, şu anda da 16 artı 2 megapiksellik ana kamerayla bir çekim yapıyoruz. Telefonun ana kamerasıyla bir çekim yapmak istediğinizde karşınıza çıkacak olan görüntü ve ses performansının da bu şekilde olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, genel itibariyle telefonumuzun kamera performansı da bu şekilde diyebiliriz. Gelelim fiyatına. En başından beri söylediğim gibi bu telefonun 1800 lira ile 1900 lira arasında bir fiyatı var. Bu fiyat uygun görünüyor olabilir. Evet, gerçekten uygun. Lakin telefonun performansına baktığımızda çok da böyle aman aman bir şey sunmuyor bize. Tamam, şık görünüyor, pop-up kamera var ki bu pop-up kameranın ömrü ne kadar onu da bilmiyoruz. Sonuçta bu 2 sene önce çıkmış bir telefon, 2 sene öncesinin teknolojisini taşıyan bir telefon. Yani bugün işte atıyorum bir online alışveriş sitesine girdiğinizde ne yaparsınız? Yeni çıkmış telefonlara bakarsınız değil mi? Fakat bu telefonla karşılaştırmak istiyorsanız 2018 yılında çıkmış telefonların fiyatlarına bakmanızı tavsiye ederiz. Çünkü 2018 yılında çıkmış telefonlarla bu telefon arasında pek bir fark bulunmuyor. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.